Merhaba. Geçtiğimiz hafta nardan dolayı zehirlenen bir aileyi biliyoruz. Bu ailenin 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde de ıspanaktan dolayı zehirlenme vakaları görüldü. İstanbul'un yanı sıra Edirne'de, Tekirdağ'da, Kocaeli'nde de bu vakalara rastlanıldı. 196, ilk önce 44 olan zehirlenme vakaları daha sonra 196 olarak açıklandı. Bu böyle bile olmuş olsa, Türkiye'deki esas olay ziraat tarım ilaçlamalarının yanlış yapılması diye düşünüyoruz. Avrupa Birliği raporları zaten bunu doğruluyor. Mesela 2018 yılında Avrupa Birliği raporlarına göre fındıkta zehirli kanserojen madde olan alfa toksinde 77 ayrı tespitte bulunuldu. Yine meyve ve sebzelerde kirletici olarak geçen okratoksin A denilen bir madde 40 kez saptandı. Ayrıca alfa toksin nedeniyle Türkiye'den giden 40 ürünün 35'i geri gönderildi Türkiye'ye. Antep fıstığının 24 ürününün 22'sinde, incirde de 34 ürünün 27'sinin bu tespitlerden dolayı Türkiye'ye geri gönderildi. Pestisit denilen, yani böcek ilacı içeren madde bakımından da Türkiye, Bulgaristan ile ilk sırada yer alıyor Avrupa Birliği raporlarına göre. Şimdi ıspanakta yabancı otların insanları zehirlediği söyleniyor ama bu Avrupa Birliği raporları da bunun aslında böyle olmadığını, bu sorunlara çözüm bulunulması gerektiğini bize gösteriyor. Yine Rusya'ya yapılan en son mesela mandalina ihracatında 370 ton mandalina Türkiye'ye iade edildi. 2018 yılında Rusya'ya yapılan meyve sebze ihracatında ki denetimlerde tam 1495 kez Rusya'nın karantina şartlarına uymayan Türk ürünleri tekrar Türkiye'ye iade edildi. Yani bizim 2018 yılında Rusya'ya yaptığımız meyve sebze ihracatında 30 bin ton ürünümüz Türkiye'ye geri gönderildi. Anlaşılıyor ki bu yabani otlar açıklamaları bizim Türkiye'deki insanlarımızı pek de tatmin etmiş değil, pek de tatmin etmesi görünmüyor. Bu sorunlara çözüm bulunulması gerekiyor. Tabiri caizse aslında Avrupalıyı, Rus'u zehirleyemeyen Türkiye kendi vatandaşını zehirliyor.